Evde alıp götürdüler. Üstüne bir şeyleri kendi kafalarına göre eklediler ve ona göre ceza verdiler ona. Terörist dediler. Yani onun için terörist dediler. Yani dedik evde alıp götürüyorsunuz. Hiçbir şeyi yok iken alıp götürdüler ve bu kadar da işkencede. 50 gün diyelim ya. Ve ilk görüşüne gittiğimiz zaman ayakların üzerinden duramıyordu ki bizlerle konuşsun. O kadar ki işkence yapmışlardı onlara. Ellerindeki ip izleri dahil gözüküyordu. Bir ayağını kaldırıyordu, bir ayağını bırakıyordu. Biz fazla görüş yapamadık ki dedik gitsin kendine dinlensin diye. Yani köylerde oturduğumuz için jandarmayla, kumandolarıyla haftada bir sürekli her hafta evi basıyorlardı. Abim gittikten sonra ve biz de devletin zulmüyle baş başa kaldık. Birebir sürekli zulüm yapıyorlardı. Yani aileye olsun, babam için olsun, ailem için olsun. Yani o şekil baskılarına devam ettiler. Kulp alanından sürekli çatışmalar olduğu için ondan sonra neymiş ki teröristlerin evidir diye, oğlu buradan gitmiş diye. Onların sorumlusu odur, o yapıyor diye. Onlar da o şekil evi yaktılar. Buradan sizi barındırmayacağız dediler. Ve gerçekten de barındırmadılar. Evde aldıkları zaman gerçekten hepimiz de çok üzüldük. Çünkü biliyorduk ki abisinin yüzünden ceza verilir ona. Ve duacı dua ediyorduk ki öldürmesinler, gözaltından öldürmesinler. Düşün aileler şey yap diyor ama biz aile olarak diyorduk ki inşallah ceza yani işkenceden öldürmesinler. Ama ölümden beter ettiler sonra. Ve biz aile olarak tabii yıkıldık, perişan olduk, onu sürgün ettiler. Ki gezmediğimiz memleketler kalmadı. Bir aile burada kendisini orduya verdiler. Ordudan Bingöl'e getirip verdiler. Bingöl'den tekrar Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan Siirt'e gönderdiler. Siirt'ten Bandırma'ya, Bandırma'dan buraya kadar. Ve düşün bunları anlatırken bile insan yoruluyor. Ve bunlar 30 yılını doldurup da ve halen de hiçbir devletten böyle 30 yılını çeken tutsaklar yok. Olduğumuz için bırakılmıyor ve bırakmıyorlar da. O yüzden adalet için arayacağız, her yerden olacağız, her alandan olacağız. Ama siyasi partilerden biz destek alamıyoruz. Bu siyasi partilerin utancı olmalı. Niye utancı olmalı? Çünkü biz aileler gelip de derdimizi söylüyoruz, kanunları söylüyoruz. Biz siyasetçi değiliz. Biz miting yapmıyoruz. Biz genel af demiyoruz. Biz diyoruz ki hasta tutsaklar ve çıkan yasalar. Denetimli serbestlikten dahil bıraksaydılar, şimdi ağır hastalarımız, tutsaklılarımız hepsi dışarıdaydılar. Ve biz onları tedavi ederdik. Cezaevinden tedavi yapılmıyor. Çoğu yakınlarımızın, cezaevindeki yakınlarımızın kalabilmez raporunu verdiklerine rağmen halen cezaevlerindedir, bırakılmıyor. İnsan kabullenemiyor. Okuyordu, liseyi bitirmişti, üniversite sınavlarına hazırlandı, girdi. Az bir puanla o zaman kaybetti. Ve ondan sonra sınava hazırlanıyordu, tutuklandı. Ve yaşamı seven bir insandı. Hani biz nasıl bugün hayata dört elle sarılıyoruz, o da onlardan biriydi. Ama yani kendi görüşüyle, fikriyle o dönemlerden sen şimdi abimin şeyini bana sormuş olsan ben abimi fazla tanıyamadım. Ama görüşleri olarak cezaevinden ben abimi tanıdım. Abimin hangi kişiliğine sahip olduğunu, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini o kadar beraber kalmadık. Tanıyamadım ben onu. Bir kız kardeşi olarak çok kötü. Yani insan üzülüyor çünkü beraber büyüdük ama birbirlerimizin huyunu suyunu bilmeden ayrıldık. Paramparça olduk. O şekil yani tanıyamadım öyle diyeyim. Kişilik olarak ben abimi tanıyamadım. Evimiz yakıldıktan sonra babam o zaman tutukluydu, cezaevindeydi. Bayağı biz orada 2-3 ay kaldık yani gelmeyecektik. Evimizden çıkmayacaktık. Evimizi onardık, üstünü kapattık böyle. Bırakmadılar. Devlet bırakmadı. Askerler sürekli basıyordu, sürekli şey yapıyordu. Babam o zaman dedi, o zaman ben, kardeşimiz küçüktü. En küçüğümüz. Benle ikizim de yani hemen hemen öyle genç yaşlardaydık. Babam artık biz buraya geldik, Diyarbakır'a yerleştik. Evine girdiği zaman da hiçbir hastalığı yoktu.
Ya tek bir hastalığı bile yoktu. Kalp duvarı kalınlaşıyor. Yüksek tansiyon hastası. Yani nabzı şu an 50'leri bile bulmuyor. 45, 49. Yani Allah korusun benim ölümüm olsun da onların olmasın, hiçbirinin olmasın, dört duvar arasındaki olan hiçbirinin olmasın. Ölüm sinyalini çalan bir hastalıktır ve bir nabızdır. Bunu da söylüyor, onlara söylüyorlar ki gayet iyisiniz, gayet normal diyorlar. Tedavi zaten pandemin döneminden hiç tedaviye gidemiyorlardı. Yani onlar istese dahil gidemiyorlardı çünkü tek hücrelere konuluyordu onlar. Havasız bir yere koyuyorlardı onları. Şimdi de götürdükleri zaman zaten iyisiniz diyorlar. Yani aynı şekildedir diyor, hastalığınız ilerlememiş. Üzerimizden durmuş olmuş olsaydılar diyor, biz bu kadar yıl cezaevinden kalmazdık diyor. Yani sonuçta halkları için oradalar ve ailesi için değil. Yani halktan ses yok. Böyle olmamalı. Adalet nöbetimize başladığımız bugüne kadar sürekli soruyorlar. Kaç annesiniz? Halen dört anneyiz diyor. Zaten yıllardır şeydir, kitapları olsun, gazeteleri olsun belirli bir şeyleri var. Kullandıkları elektrik zaten yıllardır onlar ödüyor. Bizim onları götürdüğümüz şeyle onlar ödüyor. Sanayinin elektriği veriyorlar onlara. Makbuzunu keserek sanayiden nasıl elektriği kullanıyorsan o şekil makbuzlarını kesiyorlar. Onlar yani öldürüyorlar, ölüme çalışıyor, yani idam etmediler ama idamdan beter ediyorlar. Bugün yani yıllardır geçenlerde sorduk. Herhangi şu an kırmızı et aydan bir diyor. O da 2-3 ufak tike. Suyun arasından yani kuru fasulye zaten birkaç tane diyor. Ya da nohut olsa birkaç tane sade suyla. Yani açlarda. Söylüyoruz da ama ne yapalım? Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Yani Allah bunu kabul etmesin, ben bunu diyebilirim. Suçsuz sebepsiz yere 30 yıl, 36 yıl ceza verildi. Rabbim bunu kabul etmesin. Siyasi partilerden ses yok. Düşün bir yıldır ya, bir yıldır dört anneyle binlerce tutuklu kişiler var. Ağır hastalar, 600 küsür ağır hasta var. Bugün yarın ölecek ağır hastalar var. Ağır hastalar ölmesin diye ilk adalet nöbetini tuttuğumuz zaman hiçbir hastamız ölmemişti. Hastalar ölmesin diye gündem oluşturalım dedik. Ama maalesef halen ne olacak bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Bugün abimin cezaevinden çıkması şahsen benim de özgürlüğümdür. Yani yine çift taraftan idam ettiler, öldürdüler bizler. Halen de devam ediyorlar. Sesimizi duyuruyoruz da kendini sağıra vurmuşlar, dilsize vurmuşlar. Görüyorlar, biliyorlar. Yapıyor. Adalet nöbetini şu şekilde başladım. Gittik cezaevine pandemiden hemen sonra. Pandemin dönemiydi. Gitti cezaevine gittiğim zaman abim ayağı zayıflamıştı. Ve nefes alıp vermekten zorlanıyordu. Ondan sonra sürekli kalbinin üzerine şu şekilde bastırarak konuşuyordu. Geldik, Güler ailesi vardı. Biz beraber cezaevlerine giderdik. Ki onun da eşi tutukluydu, oğlu tutukluydu. Siirt'ten gidip Siirt'e gidip gelirdik. Halen de gidip geliyoruz. Ondan sonra Civan Bolta'nın ailesi var. Ve söyledik böyle bir durum var. Bir tane de vardı, o da Feyziye annemizin oğlu da Bandırma'da. Bandırma'ya beraber gidip gelirdik. Yani ben dedim biz gidip kendimize şey yapalım. O biz avukatlara gidelim. Söyleyelim. Kanun neyse ona göre adım atalım ve biz bunlar için bir şeyler yapalım. Bir ışık olalım, bir umut olalım. O şekilde başladı. Süreci ilk gidişimizden geçen Ocak ayından gittik. Yani siyasi partiler çok güzel bir umut verdiler bize. O kadar sevinçli bir şekilde döndük ki sözde kaldı. Kağıt üzerinden kaldı. Herhangi bir şeyden yapamadılar bize. Meclis açıldığı gibi dediler ki gene hasta tutsaklarınızı gündeme koyacağız maalesef. 2 aydır, 3 aya yakın, 2 aya yakındır meclis açıldı. Herhangi bir ses yok. Adalet Bakanı zaten tatil olmadan dedi, ilk açıldığı gibi hasta tutsakları gündeme koyacağız. Koymadılar. Ve ben buna inanıyorum ki yıllardır, çünkü abim 30 yıldır cezaevinden, 30 yıldır her bir 5 yılda, 6 yılda bir yasalar çıkıyor. Yasaları da
kendileri, aileleri nedir? Bugün eğer biz evlatlarımıza, yakınlarımıza sahip çıkmasak, inançları olsun, hiçbiri bize sahip çıkmıyor. Biz sesimizi çoğaltmalıyız, her alandan olmalıyız, her şehirden olmalıyız.